ne görüştü sorusu. Anayasa burada önem taşıyor. Hemen konumuza da dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, Şanlıurfa Milletvekili, biz tabii alışmışız. Doğru. Sayın Mahmut Tanal bizimle birlikte, hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk, iyi yayınlar. Bizi dinleyen herkese selam ve saygılarımızı iletiyoruz Ankara'dan. Geçtiğimiz günlerde sizi bakanlık önünde gördük. Gece boyunca oradaydınız, bir protestonuz vardı. Onu konuşacağız tabii ama şimdi bu görüşmeler çok önemli. Gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesine. 2 Mayıs günü dedik. 2 Mayıs Perşembe günü o görüşme olacak. Bugün MYK toplantısı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Belli ki orada da bunun tarihi de belki de konuşuldu. Ve o görüşme başlıkları orada da anayasa olacak. Ama şimdi 1 Mayıs'a ilişkin bir karar çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması vardı. Taksim'e hayır dendi. Bu da MYK'nın gündeminde miydi? Acaba o görüşmede, şimdi Özgür Özel'in de bu konuda net bir tavrı var. Dolayısıyla şimdi 1 Mayıs sonrası olacak bu görüşme. 2 Mayıs'ta onu belirtelim. Yani bunun teyitli bir şekilde bilgi olduğunu söyleyelim. Evet, CHP MYK'dan geldi bu bilgi. Onu aktaralım. 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi olacak. Bu görüşmeden ne bekliyoruz Sayın Tanal? Şimdi yeni tabii bir dönemin mi işareti? Ya en çok bu konuşuluyor aslında. Şimdi daha öncesinde bu görüşme, tabii bu arada nerede olduğu da önem taşıyor bu görüşmenin. Cumhurbaşkanlığında olacak, Beştepe'de büyük ihtimal. Şunu diyenler de vardı. İki genel başkan bir araya geliyor. Sonuçta AK Parti genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla yerinin de önem taşıdığı belirtilmişti. 23 Nisan resepsiyonundaki o fotoğraf karesi de vardı. İlk bir temasla sağlanmıştı. Dolayısıyla bu görüşme çok önem taşıyor. Ama yeni döneme dair mi mesajlar, neyi içerisinde barındırıyor? Hemen sorunlar çözülecek mi peş peşe? Ne bekliyorsunuz bu görüşmeden? Şimdi tabii görüşme açısından dediğinizde değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana omurgası şu: halkın sorularını dert edinen bir partinin genel başkanı Sayın Özgür Özel Genel Başkanımız. Şimdi halkın sorularını dert edinen bir siyasi partinin genel başkanı sıfatıyla Türkiye'de yapılan mahalli seçimlerde birinci sırada gelen bir parti ve ikinci sırada gelen AK Parti'dir. Şimdi AK Parti'nin genel başkanı Sayın Erdoğan bugün Cumhurbaşkanı'dır. Biz halkın birinci parti gelmemiz nedeniyle bizim halka karşı sorumluluklarımız var. Görevlerimiz var, ödevlerimiz var. Ve bu halka karşı olan bu sorumluluk, görev ve ödevlerimizin gereğini birinci gelen bir siyasi partinin genel başkanı olarak Sayın Özgür Özel onu yerine getirmeye çalışıyor. Onu ifa etmeye çalışıyor. Nedir? Yani halkın biriken bu sorunlarını adaletsiz olan bir vergi sistemi var. Teşvikler var. Teşvikler adeta bir rant yardımı olarak gidiyor. Yani politikaların buna özgü üretilmesi lazım. Yani buradaki teşviklere üretime yönelik yapılması gerekirken görebildiğimiz kadarıyla ranta yönelik gidiyor. Şöyle başlıklar var. Ben buradan, de siz özetleme de özetleyelim de aynı zamanda. Ben bilmiyorum. Ben yani ülkedeki sorunları saymaya çalışıyorum. Tabii aslında sizin söylediğinizde de örtüşüyor bu başlıklarda. Şimdi Özgür Özel'in gündeminde 8 madde var, 8 başlık var. Bunlar arasında yani CHP liderinin çantasında anayasa dışında borçları nedeniyle sıkıntıya düşen yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması var. Belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen kritik projeleri var. Hayat pahalılığı var, emekliler var, öğretmenler var, atamalardan bahsetmişti mesela. Ücretli öğretmenler, evet. Ücretli öğretmenler var ki size en çok gelen mesajlar arasında, biz de çünkü görüyoruz size gelen o başlıkları da. Atama bekleyen çeşitli meslek adayları var, kamuya girişte mülakatın kaldırılması var, gezi tutukluları var. Gezi tutukluları başta olmak üzere yargıda yaşanan sıkıntıları da içeren geniş bir dosya olacak. Ama ana gündem ne derseniz anayasa olacak. Onu da ayrı konuşmamız gerekiyor tabii. Bütün bu başlıklar aslında sizin şu sıraladıklarınızla da örtüşüyor tabii. Şimdi tabii burada bahsettiniz zaten. Yani burada biz halkın bu
sıcak gündeminden uzak kalamayız. Anayasa sorunlar derken mevcut olan, eğer bu anayasa uygulanmış olsa, bu kadar sorunlar birikmez. Bu sorunlar olmaz zaten. Yani mesele bahsettiğiniz bu sorunların hepsinin sebebi bu anayasa mı yoksa siyasi iktidar mı? Bu anayasa bu sorunların çözümünün aslında anahtarı. Bu uygulanmıyor ki. Uygulanmayan bir anayasayı, yani anayasayı uygulamak istemeyen, kanunları uygulamak istemeyen birileriyle bu anayasayı, zaten genel başkanımız onu bahsetmişti. Mevcut olan anayasayı uygulamıyorsunuz ki anayasa konusunu konuşalım. Yani hatırlarsanız da, özür dilerim sizden, Sayın Devlet Bahçeli demişti ki 2017 anayasa değişikliğinde, efendim Sayın Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyor, biz anayasayı ona uydurtalım. Bu olacak bir düşünce mi şimdi? Yani mevcut olan Cumhurbaşkanı, genel başkanımıza zaten öncelik talebi o. Mevcut olan bu anayasa uygulanacak ki ondan sonra anayasa değişiklikleri, nerede eksiklik var, o uygulanabilsin, o değişiklikler yapılabilsin. Bir sefer bu vatandaşın öncelik sorunu anayasa değişikliği midir? Bahsettiğiniz gibi işsizlik mi, yoksulluk mu, pahalılık mı, atanamayan öğretmenler sorunu mu, ücretli öğretmen sorunu mu, emekliler sorunu mu, geçim derdi sorunu mu, yoksa anayasa sorunu mu? Burada aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve aynı zamanda AK Parti tarafının anayasa değişikliğini gündeme getirmesi, meclis başkanının, bunlar suni gündemlerdir. Halkın gündeminde anayasa yok. Halkın gündeminde açlık var, yoksulluk var, geçinememe var, sefalet var. İşte bahsettiğiniz girişte siz Enerji Bakanı'nın önünde nöbet tuttuğunuz sabaha kadar, halkın gündeminde bu var. Yani sokağa çıktığınız zaman, yani mevcut olan mesele yarın, daha doğrusu bu hafta meclisin gündemine, efendim bu ticaret kanunu değişiklikler yapılacak, efendim bu denetimlerle ilgili, denetimi yapmıyorsunuz ki kardeşim. Yani peki, bunu dış güçler mi yapıyor? Dış güçler mi bu anayasa uygulamayı? Ben bu anayasa sizden özür dilerim. Yani mesele burada hangi maddeyi okumak istersense, burada öğretimle ilgili mi dersiniz? Diyor ki planlama yapın diyor. Devlet planlama teşkilatını kaldırdılar. Ülkede şu anda plansız bir vaziyette. Devlet planlama teşkilatı, bu ülkede 10 yıllık, 5 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık planlar yapılıyordu o dönemde. Yani plansız yaşamak kime özgüdür? Rahmetli Profesör Doktor Lütfi Duran hocamız bizim idare hukukuna gelirdi. Mekanı cennet olsun. Derdi ki çocuklar, o dönem devlet planlama teşkilatı bize anlatırken derdi ki hayvanlar alemi plansız yaşar. İnsanoğlu planlı yaşar. Programlı yaşar. Siz plan yapmadan bu ülkenin, efendim ekonomisiyle ilgili 50 yıllık planlar yapmadan, efendim işçiyle ilgili, öğretimle ilgili, fabrikayla ilgili, emeklilerle ilgili, öğretmenlerle ilgili, öğrencilerle ilgili, öğretmen dedik. Ben Şanlıurfa milletvekiliyim. Şanlıurfa'da okulu var, öğrencisi var, öğretmeni yok. Öğretmen mi yok Türkiye'de? Atanamayan öğretmen, işte dün eylemden geldik. Dün eyleme gittik. Ne sözü verdiler? O dönem verdikleri işte yani 68 bin öğretmen ataması, şu anda bir kısım şey diyor, bir kısım deniliyor. Yani ne demek bu bir kısım? Mülakat yani insan, mesela kamuya girişti. Mülakat, şimdi evet. Mülakatı getiriyorsunuz. Elif Hanım, mülakat ne demek biliyor musunuz? Bir, mülakat kayırmacılık demek. Mülakat eşitsizlik demek. Mülakat adaletsizlik demek. Mülakatın aslında amacı siz kendi partizanca davranma imkanını, alanını size açar. Yani burada mülakatın amacı, eğer gerçekten siz başarılı olan, demek ki siz Milli Eğitim Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Efendim biz daha başarılı vesaire öğretmeni tercih etmeye çalışır şeklinde bu mimarlı bir açıklama yaptı. Bu daha kötü. Demek peki ki şimdi, siz Milli Eğitim Bakanı olarak üniversitelerde bu öğretmen olarak yetişen fakültelerde yeteri kadar o zaman eğitim vermiyorsunuz. Peki demek. Şimdi halkın gündemine geçelim, ama öncesinde meclisin gündemi, siyasilerin gündemi ne, halkın gündemi ne diye bir ayıralım sizinle. Önce bir Numan Kurtulmuş tabii şimdi tura çıkacak. İşte liderlerle bir araya gelecek. Anayasa görüşmeleri başlıyor. Yani salı günü itibariyle artık yeni anayasa görüşmeleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum %50+1'in devam ettirilmesinin kazanımların gereği olduğunu söylüyor. Fethi Yıldız'dan geldi yanıt. MHP'li Fethi Yıldız ise yeni anayasa için referandum çağrısında bulundu.
Meclisten geçse bile diyor, son sözü halkımız söylemeli. Fethi Yıldız'ın da sözleri böyleydi. Erdoğan'la tabii Bahçeli ise seçim sonrası ilk görüşmesini gerçekleştirdi diyoruz. Bütün aslında her şey dönüyor, dolaşıyor. 50+1 oraya geliyor, orada kilitleniyor. Bir haberimiz vardı, o haberimizi izleyelim. Onun ardından yani hem meclisteki hem siyasi partiler arasındaki durum bu. Ama tabii halkın gündemini de, gerçek gündemi de Mahmut Tanal bize anlatacak. Önce bir durum ne siyasette, ona bir bakalım. Darbenin ürünü olan fikirlerden ve gölgelerden kurtulmuş yeni bir anayasayı yapması Türkiye'nin boynunun borcudur diye düşünüyoruz. Mecliste anayasa turu başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu hafta partileri ziyaret edecek. O görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ilk 3 maddenin ve Cumhurbaşkanı seçilmek için %51 şartının korunması mesajını verdi. Yeni anayasada halk iradesinin temel kazanımı olan başkanlık sisteminin ve tüm kuvvetler açısından demokratik meşruiyet ilkesinin korunması ve geliştirilmesi, %50+1 kuralının devam ettirilmesi halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereğidir. Uçumun aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'da sık sıkıya sahip çıktı. 50+1'i geçtiğimiz aylarda değişmesinin isabetli olacağını söylemişti. Uçumun mesajı Beştepe'nin görüşü mü, kendi görüşü mü yoksa anayasa turu öncesi havayı yumuşatma açıklaması mı belirsiz. %50'den %40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz, ne niyetimiz, ne planımız, ne de çabamız söz konusudur. %50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır ve bu iş bitmiştir. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün ne demişsek bugün de aynı çizgide, aynı görüşteyiz. Anayasa turu öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli, Bahçeli'nin konutunda bir araya geliyor. İttifak ortakları 50+1 konusunda ters düşerken MHP'li Fethi Yıldız, MHP'nin 100 maddelik anayasa teklif taslağının maddelerini anlattı, referandumu işaret etti. Anayasamızın dili de bozuk. Anayasanın mevcut dilini sadeleştiriyoruz, daha anlaşılır hale getiriyoruz. Hazırladığımız anayasa 400 milletvekilinin oyu ile meclisten geçse bile yine halk oyuna sunulmalı. Son sözü halkımız söylemeli. Siz anayasayı bir yerden yok saymaya başlarsanız önüne gelen başka bir yerini yok sayar, düzen kalkar, devlet kalkar. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a karşı devleti, düzeni, hukuku savunuyorum. Siyaset kurumunun eskiye dönüş tartışmalarıyla vakit kaybetmek yerine mevcut sistemin daha da iyileştirilmesine mesai harcamasının Türkiye için çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Evet, şimdi Mehmet Uçum %51'in devam ettirilmesinin kazanımların gereği olduğunu söylüyor. Fethi Yıldız da MHP'nin referandum çağrısında Fethi Yıldız'dan duymuş olduk. Şimdi meclisten geçse bile son sözü halkımız söylemeli diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce savunmuştu. Sonrasında 50+1 tartışmaya açıldı o sözlerden sonra. Mehmet Uçum acaba Beştepe'den bağımsız bir şekilde mi bu sözleri kullandı? Yoksa Beştepe'nin mi bir ifadesi bu? Onları da bilmiyoruz şu anda. 50+1 neden bu kadar konuşuluyor? Şimdi 50+1 bir sefer başkanlık sistemi gerçekten bize özgü bir sistem değil. Bu tamamen otoriter rejimlere özgü bir sistemdir. Bu şu anda eğer bir pahalılık varsa... Türk tipi denmişti zaten, hatırlayacaksınız. Türk tipi deniliyor. Yani bu anayasa literatüründe böyle ve Türk tipi denilen bir başkanlık sistemi yok zaten. Bu otoriter rejimleri besleyen bir sistemdir. Bu sistemle artık yürümeyeceğini, geçmişte altılı masa oradaki Millet İttifakı'nda hazırlanan anayasa taslağı vardı. Yani o sisteme geri dönülmesi gerekir. Bu başkanlıkla artık maalesef iktidarın işleyemeyeceği, adaletin tecelli edemeyeceği, üretimin olmayacağı, enflasyonun düşmeyeceği, pahalılığın düşmeyeceğini açık ve net gösterdi. Hatta o dönemde Sayın Cumhurbaşkanı bu anayasa değişikliğinde başkanlık sistemi propagandasını yaparken, eğer Türkiye başkanlık sistemi gelirse zamlar olmayacak, döviz düşecek, enflasyon düşecek, üretim artacak,
efendim ülkede adalet olacak. Söylediklerinin hepsinin tam tersi oldu. Yani adaletsizlik. Uçacak denildi yani. Tabii uçacak dedi. Türkiye uçacak dedi. Yani o dönem bolluk olacak dedi, bereket olacak dedi, yasaklar olmayacak dedi, yokluk olmayacak dedi, yolsuzluk olmayacak dedi. Belediyeler borçtan kurtulacak dedi. Ama maalesef belediyeler dahi borç batağında. Devlet şu anda aslında ekonomik kriz içerisinde. Bunun aslında çıkış yollarını konuşulması lazım. Yani burada ekonomik, bu anayasa değişikliği bizim ekonomik krizden çıkışımızın bir reçetesi değil ki. Reçetesi değil. Yani bu anayasa değişikliği suni bir gündem. Yani burada ülkenin bu ekonomik krizden çıkmasını istiyorlarsa bir, öncelikle liyakat sistemi getirilmesi lazım. Liyakat sistemi içerisinde bazı sözce biraz bahsettiğiniz şekilde bu sözlü mülakatların kaldırılması lazım. Partizanca atamaların olmaması lazım. Tarafsız ve bağımsız yargı olması lazım. Şu anda Yargıtay Dairesi Yargıtay Başkanı'nı seçemiyor. Niye Yargıtay Başkanı'nı seçemiyor? Evet. Sebep ne? Yani burada Yargıtay orada efendim o cemaatten, bu siyasi partiden vesaire. Yargının siyaseti adalettir. Yargının siyasetinin, yani yargının oradaki kıblesi adalet olması lazım. Yargının kıblesi efendim filan cemaatin taraftarları, filan partinin taraftarlarıyla yargı bu şekilde başkanını seçerse bu ülkede yine adalet olmaz, yine tarafsız bağımsız yargı olmaz. Bunun yolu nedir? Yasakların kaldırılması lazım. Yıl 2024. Yıl 2024. Bakın biraz önce efendim İstanbul valisinin Taksim şeyine meydanını açarım açma tartışma. Buyur ben kendilerine 27 Kasım 2022 tarihli Diz Kes Türkiye davası Taksim meydanına ilgili karar. Bu kararı o dönem Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki Türkiye'de iç yol hukuk yolları tüketildikten sonra efendim diyor Taksim meydanının açılması bu hukukun gereğidir. Niye? Efendim yok kamu düzeni, kamu güvenliği vesaire gerekçeler. Bunlar sürekli ve sürekli mevcut olan, bakın anayasa değişikliği dediniz ya. Ben size anayasa, bu anayasanın hangi maddesini değiştirecekler? Bana Allah'ın bir kulu çıkıpsa anlatsın. Anayasanın 34. maddesi, toplantı, gösteri ve yürüyüşü düzenlenmesi. Herkes önceden izin almadan silahsız, saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir diyor. Peki bu anayasada daha neyi istiyorlar? Bunun neyini değiştirecekler? Birkaç tane madde daha ben size okuyayım. Efendim gerek anayasamızın birinci maddesindeki işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Neyini değiştireceksiniz siz? Bunun neyin tartışmasını yapacaksınız? İkinci madde cumhuriyetin niteliklerini neyini değiştireceksiniz? Üçüncü madde, efendim Türkiye devleti ülkesi milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağın şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı bayraktır. Milli marşı istiklal marşıdır diyor. Neyini değiştireceksiniz? Dördüncü madde değiştirilemeyen hükümler. Devletin temel ve amaçları beşinci madde. Bakın bunu neyini değiştirecekler? Devletin temel amaç ve görevleri. Türk milletinin bağımsızlığını, bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti, demokrasiyi korumak. Kişilerin, vatandaşımızın diyor ki toplumun aynı zamanda refah, huzur, mutluluğunu sağlamak, kişinin bütün temel hak ve hürriyetlerde sosyal hukuk, devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak sürete sınırlayan siyasal, sosyal, ekonomik engelleri kaldırmak diyor. Bu anayasa uygulanmıyor ki. Hani bu anayasayı uygulasalar diyeceğim ki şu sıkıntılar var diyeceğim. Yani burada yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız, tarafsız mahkemelerce kullanılır. Şimdi budur. Yargıtay dairesi kendi üyesini seçemiyor, başkanını seçemiyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan çıkıp diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar beni bağlamaz diyor. Bu Anayasa Mahkemesi'ni kaldırmak lazım. Aynı şekilde Sayın Devlet Bahçeli'de meydan okuyordu Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılmasıyla ilgili. Avrupa İnsan Hakları'nın mahkemesi kararları anayasamızın 90. maddesinin son fıkrası diyor ki Avrupa İnsan Hakları'nın verdiği mahkeme kararları iç hukuku da bağlar diyor. Ve kanunla çatıştığı zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçerlidir diyor. Sayın Cumhurbaşkanı ben diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanımam diyor. Peki bu kararı tanımıyorsa mesela Sayın Genel Başkanımız Özel'le ilgili dediniz, görüşme başkanı saydınız. Tutuklarla ilgili. Peki tutuklarla ilgili Anayasa Mahkemesi 3 tane Can Atalay'ın tahliye kararı var. Niye uygulanmıyor? Anayasa diyor tahliye edin. Anayasaya göre o Anayasa Mahkemesi karar veriyor.
Ama maalesef yani burada bizim aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan 85 milyon insanımızın derdi, sorunu Elif Hanım, anayasa değişikliği, burada hayatı çekilmez hale getiren, pahalılığı yaratan, burada özgürlükleri kısıtlayan, üretimi durduran, enflasyonu arttıran, doları, dövizi arttıran ne dış güçlerdir ne bu anayasadır. Bunun asıl sebebi mevcut olan ülkedeki liyakatsız bir yönetimden kaynaklanmaktadır. Yani burada siz düşünebiliyor, Türk Hava Yolları genel müdür aldığı maaş ne kadar? Basra çıktığı kadarıyla 1 milyon küsuratı üzerinde. Ya Allah razı olsun, bunun eğitimi ne? Ben de o eğitimi alayım. Siz de o eğitimi alın. Biz de bu maaşları alalım. 1 milyon 400 küsuratlardan bahsediliyor bu. Şimdi düşün, emekli orada 10 bin maaş alacak. Sen 1 400 alacaksın. Şimdi asgari ücreti Temmuz'da zam yok mesela. Yani bugün, bakın. Bugün bakan açıkladı. Bugün peki vatandaşın gündemi bu. Yani şu anda benim Şanlıurfa'daki 500 bine yakın insanımız orada mevsimlik tarım işçisi gelecek efendim. Yok Adana'da, yok efendim Konya'da pamuk çapasını yapacak, yok soğan toplayacak, patates toplayacak. Öğrencisi şu anda okulda olması gerekirken tarlada çalışacak. Efendim anayasa mı diyor? Güya anayasa çocuklarla ilgili burada hüküm var. Çocukları koruyun diyor. Anayasa açık ve net. Çocukları koruyun diyor. Çocukların koruması, çocuklar diyor eğitimden yoksul bırakılamaz diyor. Mevsimlik tarım için çocuklar şu anda nerede? Şu anda tarlada, okulda değil. Konutaka. Anayasa eleydin diyor, devlet diyor, vatandaşlarımıza diyor. Planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Bakın, bu neyini değiştirir? Gençliğin korunması diyor ki gençleri devlet alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçlu, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan koruması gereken tedbirleri alır diyor. Devlet ne yapıyor? Uyuşturucu bugün 11 yaşa düştü. Okulların çevresinde oluyor. Bunun toprak mülkiyeti, toprak dağıtımı ediyor. Diyor ki devlet tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme, araç ve gereçlerini ve diğer girdileri sağlamasını kolaylaştırır diyor. Anayasa bunu diyor. Niye yapmıyorlar? Şimdi çiftçi çiftçiliğini yapamıyor. Hayvancılıkla uğraşan hayvancılık yapamıyor. Niye? Tarımın girdileri yüksek. Anayasa diyor ki bu girdileri ucuzlatın, tedbirleri alın diyor. Bir plan program yapın diyor. Uygulanmıyor ki. Yani gelelim burada aynı şekilde şeyle ilgili, kamulaştırma ile ilgili, devletleştirme ile ilgili, milli çalışma hürriyeti ile ilgili mesela. Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Ne yapıyorlar? Öğretmenler atanamıyor. Çalışma hakkı ve ödevi, çalışma herkesin temel hakkı ve ödevidir diyor. Devlet diyor çalışma ile ilgili imkanları sağlaması lazım diyor. Peki gelelim işte bahsettik bu karardan bahsettik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Taksim Meydanı kararından bahsettik. Burada anayasada 34. madde açıkça hükmü var. Geliyoruz burada sendikaların özgürlüğüyle ilgili, sendikal faaliyetlerle ilgili hükümler var. Buna, bu anayasada engellenen bir hüküm yok ki. İnan ki mevcut olan bu anayasa uygulanmış olsa, yani biraz önce ekranda gösterdiniz Sayın Meclis Başkanı'nın efendim darbe anayasası. Darbe anayasasından bir heder kalmadı ki bunda. Kaç sefer değişti bu. Yani şimdi, onun için burada sivil aslında, anayasa deniliyor. İşte yeni anayasa, sivil anayasa. Efendim bunların ne sivil anayasası derdi biter kalktı. Sivil anayasa dediler, anamıza ağlattılar işte. Bu başkanlık sistemini getirdiler. Pahalılığın efendim bu enflasyon yükselmesinin, döviz yükselmesinin hepsinin nedeni kendileri. Yani rahmetli bir hocamız derdi ki iyi bir yasa, iyi bir yasa kötü bir uygulayacağın da kötü olur. Kötü bir yasa iyi bir uygulayacağın da iyi olur. Mesele insan unsuru dedi. Türkiye'de mesele iktidar sorunudur. İktidar sorunudur. Yani bu krizlerin baş sebebi ekonomik krizin, siyasi krizin, idari krizin baş sorumlusu mevcut olan iktidardır. Belediyelerden bahsettiniz. Ya Allah rızası için bütçe dışı harcama yapılamaz diyoruz. Harcama yetkisi bütçeyi verimli, dengeli bir şekilde harcamanın yapılması lazım. Siz harcama yaparken de gidip efendim araba değiştirmek için siz kalkın belediye borçlandıramazsınız. Gidip siz oturduğunuz masanın, sandalyenin, koltuklarının orada efendim pirinç vesaire aksesuarlardan afra tafra masa, sandalye yaparak belediye borçlandıramazsınız. Yani peki, burada şimdi bu Taksim'e ilişkin onu da söyleyelim hemen. Özgür Özel de hemen akabinde, yani Ali Yerlikaya'nın o açıklamasından sonra hemen Ali Yerlikaya ile iletişim kurdu ve
Taksim Meydanı'nda bir araya gelme çağrısı yapan sendikalara ilişkin kendilerine bu taleplere izin verilmeyeceği açıklandı ifadesini kullanmıştı Ali Yerlikaya. Özgür Özel aradı hemen. 1 Mayıs'ın aslında sembolik önemi olduğunu söyledi. Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu belirtti. Gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi. Ancak buna ilişkin yeni bir karar açıklanmadı. Yani 1 Mayıs'ta Taksim 1 Mayıs'ta değil. Onu biliyoruz. Oraya net bir şekilde söyleyelim onu. Şimdi burada tabii Taksim Meydanı sembolik olarak önemi var. Yani genel başkanımızın demesinin esas nedeni bu. Çünkü orada artık Taksim 1 Mayıs bayramıyla bütünleşmiş, manevi anlamda, duygusal anlamda bağ kurulmuş bu. Bu mahkeme kararlarında geçmiş bir durumda. Yani burada bunun engellenmesi, bir sefer kamu kurumlarının mekan seçme özgürlüğü yok. Nedense yok. Diyeceksin ne demeye çalışıyorum? Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında diyor ki Elif Hanım, bir, eğer bir şey yapılacaksa, bir toplantı yapılacaksa, bir basın açıklaması yapılacaksa, gerekiyorsa diyor, trafik aksatılacaksa aksatılabilir diyor. Kanunumuz da aynısını söylüyor. Niye? Orada geçenler en azından bu toplantı, böyle bir toplantının varlığını hissedebilmeli, yaşayabilmeli. Burada bu mesajlar nasıl verilebilecek? Siz kalkıp efendim İstanbul dışında atıyorum bir yere, ben burada mesaj vereceğim. Kim hissedecek? Burada verilecek olan mesajların ifade özgürlüğü açısından, toplu ifade özgürlüğü açısından, toplantı özgürlüğü açısından, örgütlenme özgürlüğü açısından, mekan seçimi açısından, sendikaların üyelerin doğrudan temsil yetkisi açısından ve gaz kullanımı sendikaların mağdur olmaması açısından bu karar verilmiş durumda. Ve onu da söylüyoruz. Yani gidip yani her 1 Mayıs'ta biz gaz yiyoruz. Yani yok limonlusu, yok patlıcanlısı, yok domateslisi, yok patlıcanlısı, yok biberlisi. Yani artık bu gaz kullanımı ile ilgili de İçişleri Bakanlığı'nın, valiliklerin kendilerini bir toparlaması lazım. Yani gazı da, gaz kullanımı ile ilgili yönetmenlik var. Dört kardeşim, rüzgarın geldiği yönde yüzüne direkt sıkılmayacak vaziyette yüksek bir yerde sıkarsınız bunu diyor. Ya siz kime sıkıyorsunuz bu gazı? Kendi insanınıza niye sıkıyorsunuz? Yani bu insan bizim insanımız. Bizim insanımız bir. Yani toplantı ve gösteri yürüyüşü Elif Hanım bir. Demokratik, barışçıl, silahsız ve bir hak temelli bir şeydir. Şimdi anayasayı değiştirelim. Bana hangi bir anayasa argümanını getirecekler ki? Aynı maddeler. Dünyanın en ileri anayasaları yine bu aynı maddeyi yazmış buraya. Bakalım yarın, yarından itibaren artık başlıyor görüşmeler. Saat 11.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Numan Kurtulmuş görüşmesi var. Oradan ne çıkacak? O başlıkları konuşacağız. 45 yıl öncesi Özgür Özel'in Taksim 1 Mayıs için yani sembolik bir anlam ifade ediyor demesinden de 45 yıl önceye aslında gitmiş oluyoruz. Şimdi bir sizin 2 gün önce cumartesi gecesiydi değil mi? Cumartesi gecesi mi siz oradaydınız? Evet, cumartesi pazara bağlayan. Cumartesi pazara bağlayan evet. Gece. Ne için oradaydınız? Önce bir onu konuşalım. Çünkü önemli bir oturma eylemi yaptınız. Şanlıurfa ve Mardin'deki elektrik kesintilerine tepki göstermek amacıyla Enerji Bakanlığı'nın önündeydiniz. Orada sabahladınız. Eylemi görenler tabii size sabah erken saatlerini böyle kahvaltılıklar da getirdiler. O anlar da vardı. Tek kişilik bir oturma eylemi gerçekleştirildi ama çok kişinin sesi orada duyulmuş oldu aslında. Siz sonrasında sona erdirdiniz. Neydi aslında orada sizi oraya şimdi götüren? Şimdi Şanlıurfa ve Mardin'de cumartesi günü o gün yüzün üzerinde telefon geldi. Hepsinde telefonu şu: vekilim, elektriklerimiz kesik. 12 saat, 6 saat, 10 saat. Herkes gelişi bir şey saat söylüyor. Peki bunun çözüm adresi arıyoruz, kimse telefona çıkmıyor. Kimse ilgilenmiyor. Netice itibariyle çareyi nerede bulabilirim? Yani 100 tane telefon da hakikaten az bir telefon değil Elif Hanım. Ve bunun üzerine aniden kalktım, düşündüm orada. Dedim yapabileceğim tek şey bu vatandaşların
bu mağduriyetini ancak nasıl dile getirebilirim? Nasıl kamuoyuna duyurabilirim? Nasıl bakanlık bunu duyabilir? Telefonla duymuyorsa bari hiç olmazsa gidip giriş kapısının önüne sandalyemi koyayım. Akşamdan sabaha kadar oturayım dedim. Gittim hakikaten oturdum. Sandalyemi aldım. Bakanlığın önünde bir saate yakın orada bulunan bekçiler, polisler vesaireler hiç gelmedi biliyor musunuz? Ya arkadaş burası bakanlık. Sen burada niye oturuyorsun? Sebebi ne? Hiç kimsenin umru da değil. Ben ne zaman bunu bakanlıktaki oturma eylem başlattığımı sosyal medyada paylaştım. Bir saat sonra diğer emniyet geldi. O emniyetle birlikte ancak içerideki polislere emniyet görevlileri kalktı çıktı. Hatta onlara ben öncesinden gittim dedim ya kardeşim ben burada bir oturma eylemi yapıyorum. Sizde burada kimse yetkili yok mu? Yok vekilim kimse burada yok dedi. Biz güvenlik olarak. Kimse size orada burada ne yapıyorsunuz diye sormadı. Yok yok hiç kimse sormadı. Ve dışarıda aşağı yukarı 15-20 yakın polis geldikten sonra içerideki görevlilerde artık panikle bir panik başladı. Bahçede volt atmaya başladılar. Diğer taraftan diğer kapıdan gizlice gelip giden bürokratlar vesairesi var. Hatta önünden geçiyorlar. Diğer tarafta da kapıdan içeri giriyorlar. Bakıyorlar acaba hakikaten ne yapıyor, ne ediyor diye. Yani bir insan bir cesaret eder. Gelir der ki ya sayın vekilim veya bırakın vekili de ya değerli kardeşim siz burada bir oturma eylemi yapıyorsunuz. Sizin derdiniz ne? Talebiniz ne? Soran hiç kimse yok. Ama bu eylemi duymadılar. Bal gibi duydular. Şimdi o 12 saat kesilen elektrikleri 6 saat kesiyorlar. 10 saat kesilen elektrikleri 5 saat kesiyorlar. Bunlar bile dahi biz sebepleri, ne sebebi size açıklandı mı mesela? Hiçbir yani sebep açıklanamıyor. 10 saat elektrik yok. Neden yok mesela? Neden yok? Yani ben size şunu söyleyeyim. Elektrik diyoruz bir şeydir. Bir temel insan hakkıdır. Yani, evet. Ve hiç kimse bu haktan mahrum bırakılmaması hı-hı lazım. Yani elektrik artık günümüzün hiç olmazsa olmaz ihtiyaçlarından bir tanesidir. Elektrik olmazsa insanların kendi hayatlarını sürdürebilmeleri de imkansız. Yani hastaneler yani, var. Yani burada şeye bağlı hasta durumda olup cihaza bağlı olarak evet yaşayan diyaliz hastası olan insanlarımız var. Yani bu insanları siz ne yapacaksınız? Yani burada elektrik kullanımının temininde, naklinde yani taşınmasında kamu hizmeti gereği gibi ifa edilmiyor. Ne demeye çalışıyorum? Konulan elektrik direkleri 1980 yıllarındaki o tahta direklerden köy arasında bu yapılmış durumda. İki, teller çürümüş durumda. Bunlar hatta bir hafta öncesinden ve o düşen teller nedeniyle elektrik akımına kapılan iki tane inek var. İnek orada ölüyor. Yani o elektrik akımına çocuklar da kapılabilir. Evet. Yani bu kadar tedbirsiz bir şekilde çalışılıyor. Yani burada kamu hizmeti gereği gibi ifa edilmiyor. Bu kamu hizmetindeki amacımız elektriğin taşınmasından naklinde. Hemen yanı başımızda Suriye var. Yanı başımızda Suriye'ye nakil anlamında yaptıkları elektrik direkleriyle döşedikleri o kabloları neden Urfa'nın köylerine veya neden Mardin'in köylerine bunu yapmıyorlar? Suriye'ye yani burada, nasıl oluyor? Yani Suriye'ye elektrik Türkiye'den gidiyor, Şanlıurfa'dan gidiyor. Ve parası ücretsiz bir şekilde. Ücretsiz mi deniliyor o da? Ücretsiz deniliyor o da. Peki ücretsiz deniliyorsa kardeşim sen Suriye'ye ücretsiz elektriği veriyorsun. Vergi hükmünü yerine getiren, askeri hükmünü yerine getiren, vatandaşlık görevini yapan kendi vatandaşını niye vermiyorsun? Hadi kendi vatandaşını yine parayla ver. Düşük parayla o zaman sat. İktisadi kar getirir amacıyla bunu kullanma. Çünkü bunun temel amacı siz efendim bu kitabı kalkıp A kitapçısından bulmazsınız, B kitapçısından bulursunuz. Veya bu bardağı siz bir yerde bulmazsa ikinci bir yerde bulabilirsiniz. Çünkü alternatifi var. Ama elektriğin alternatifi yok. Hı hı. Yok. Yani hatta ben size bir şey daha söyleyeyim. Seçim öncesinde elektrik trafolarının kurulması için vatandaş müracaat ettiği zaman abonelik veriyorlardı. Şu anda vatandaşa müracaat ediyorlar. Elektrik aboneliğini veriyorlar. Niye vermiyorsunuz? Efendim elektrik yetersiz diyor. Seçim bitti. Oy da alamadılar. Belediye başkanı da değişti. Bu gerekçelerden asıl dedikleri ne diyorlar? Efendim akım yetersiz, elektrik yetersiz. Yetersiz de ya bunu kim yapacak bu elektriği? Enerji Bakanlığı yapacak. Kim yapacak? Orada özelleştirmiş olduğunuz şirketler yapacak.
Üzerleştirme sözleşmesinin kapsamında zaten bunların bu yatırımları yapma yükümlülüğü var. Yapma yükümlülüğünü yerine getirmedikleri için bu kamu hizmeti üzerleştirme sözleşmesinin içeriğini Enerji Bakanlığı yeteri kadar denetlemiyor. Kontrol etmiyor. Bu sebepten dolayı vatandaş orada mağdur. Bir mahalle hattında hesap edin. İşte bu masadan şuradan geliyor. Burada 10 tane köy var. 10 tane mahalle var. Ortada köyde 5-6 kişi elektrik borcunu ödememişse köyden komple oradan elektriği kesiyorlar. Ya arkadaş, toplu olarak vatandaşı niye cezalandırıyorsunuz? Kim elektrik parasını ödememişse git onun elektriğini kes. Siz kalkıp toplu olarak vatandaşın elektriğini kesemezsiniz. Ve bu elektrikleri kestikleri için ne oluyor biliyor musunuz? Vatandaşın evinde kullanacağı elektrik de kalmıyor. Burada aslında sorun ben yani sizlere minnettarım KRT'ye bizi halkla buluşturduğunuz için. Mesela elimde benim mahkeme kararı var. Mahkeme kararında açık ve net. Mardin'de, Şanlıurfa'da o bölgede olan konu şu. Oradaki özel firma kalkıyor köy muhtarlarına jeneratör alıyor. Ona zimmetliyor ve bu jeneratörleri de zimmetledikten sonra da akaryakıt getirip 12 saatte çalıştırıyor ve köyünün de tüm elektriklerini kesiyor. Vatandaş diyor kardeşim sen tüm köyün elektriğini kesemezsin. Sen benim insan olarak evimde yaşayabileceğim, kullanabileceğim 3 fazlı elektriği vermek zorundasın diyor. Mahkeme müracaat ediyor. Mahkeme kalkıyor. Efendim bir diyor böyle jeneratörü DEDAŞ alacak, firma alacak. Efendim muhtara zimmetleyecek. Bu bir sefer safsatadır diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Muhtarın görevi jeneratörü zimmetlemek mi? İki, sen tüm köyün elektriğini kesemezsin diyor. Niye? Bir sefer evde kullanacak olan elektriği vermek zorundasın. Onunla ilgili mahkeme karar veriyor. Bu durumda olan Şanlıurfa'da ve Mardin'de hangi ilde olursa olsun mahkemeye müracaat etsinler ve mahkemeler bu konuda ihtiyati tedbir istemli olarak bu elektrikleri açıyorlar. Bu bir. İkincisi aynı zamanda bu tarımsal desteklemelere blokeye konuluyor. Tarımsal desteklemelerle ilgili blokeyle ilgili bakanlığın genelgesinin iptali için de dava açsınlar. Benim orada bir tarım arazim yok. Arazim olmadığı için ben dava açabilirdim. Benim menfaatim olmadığı için dava ret edecek. Orada tarım arazisi olan, tarımla uğraşan olan arkadaşlarımız bu konuda gerçekten eğer ilgilenmek istiyorlarsa elimizde dünya kadar karar var ve bu evet. Konuda bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Hatta bununla ilgili bakın şurada bir dosya yine var. Aynı şekilde dosyalarla geldim. Bu da Danıştay 10. Dairesi'nin yine aynı şekilde kararları. Yani vatandaşın blokeye konulmuş olan tarımsal desteklemelerle ilgili bu kararları iptal ediyorlar ama esas iptal çok da uzattım sizden de özür diliyorum. Hemen şunu yapmaları lazım vatandaşımızın bu desteklemelerle ilgili blokenin konulmasına ilişkin bakanlık genelgesinin iptalini dava açmada fayda var ve eğer dava açmıyorsanız kamu denetçilik kurumuna şikayet edin. Kamu denetçilik kurumu ücretsiz bakıyor ve daha çabuk hızlı bakıyor bu davalara. Diyeceksiniz siz vekilsiniz, siz niye açmıyorsunuz? Benim hukuksal anlamda menfaatim yok. Çünkü orada arazim olmadığı için, tarımla uğraşmadığım için eğer ben açarsam ama red olur. Sonuçta siz ama bunları dile getiriyorsunuz. Evet, yani üstelik de hani burada tam da yerinde bakanlığın önünde zaten o sesi duyurmuş oldunuz. Biz sizin aracılığınızla takip edeceğiz tabii. Bakanlıktan herhangi bir iletişim olursa sizinle onu da bizimle paylaşırsanız seviniriz. Paylaşırım. Biraz da vatandaşlarımız gülsün isterseniz. Şimdi Şanlıurfa'da yine bu şekilde. Son cümleyi Suruç alalım. İlçe. Evet. Suruç ilçesinde elektrikler sürekli kesildiği için vatandaş gidiyor elektrik direğinin önünde Allah'a yalvarıyor elektrik duası yapıyorlar. Ha, yağmur duası biliyoruz ya elektrik duası gerçekten, da mı? Gerçekten bak işte burada. Ve DEDAŞ elektrik firması kalkıyor. Vatandaşı diyor ki efendim bizim itibarımızı sarstığı için benimle ve vatandaş hakkında suç duyurusunda bulunuyorlar. Vatandaşla takipsizlik kararı diyor. Böyle bir suç yok diyor. Yani bu DEDAŞ'ın elektrik duası şikayetine takipsizlik kararı gelmiş oluyor. Mesela bakın işte yani olaya bakın bu olayın vehametini gösteriyor işte. Peki. Sizin aracılığınızla biz de takip ediyor olacağız. Sayın Tanal çok çok teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür ediyorum. Buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.